La havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvet ancak Allah'ın. Şimdi burada biz Türkçe'de havli pek kullanmıyoruz. Can havliyle falan diyoruz da. Havl için özellikle kritik durumlarda kontrolü sağlayan güce diyoruz. Yani direksiyondaki kuvvet gibi. Havl. Motorun ürettiği bir güç var. Enerji, kuvvet. Bir de bunu yol durumuna göre kontrole sağlayan direksiyondaki güç var. Günahlara karşı mesela işte virajı sağlıklı, savrulmadan almak için kullanılan. Havl de bu. Yani yanlışa düşmekten koruyan da Allah'tan. Herhangi bir müsbet bir şey yaparken kazanacağımız kuvvet de Allah'tan. Onun için havl ve kuvvetin ikisi de kuvvet gibi gözüküyor ama birisi idare eden, yönlendiren, kontrolde tutan kuvvet. Evet. Kuvveti, kontrollü kullanmayı sağlayan kuvvet. Direksiyonun kuvveti gibi yani. Motorun kuvveti ayrı, bir de onu doğru savrulmadan koruyarak kullanmak ayrı. Bunun gibi. Şimdi la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Onun için hem Kur'an'ı iyi bilenler, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Herhangi bir güzel bir iş olduğunda Cenab-ı Hak muvaffak etti diyor. Tevfiki refik oldu diyor. Zaten azıcık bize de ders olsun diye peygamberimize bile onu sen atmadın. Biz attık diyor. Anında. La havle ve la kuvvete illa billah bu. Ama şöyle yaptım, böyle tuttum. İşte şu işi iyi ki böyle halletmişim. Şu kadar kurtardık. Filan gibi. Konuşmalarımıza bakın. La havle ve la kuvvet illa billah konusunda hiç meydan savaşı vermemişiz yani. Yeri geldiğinde hemen kendimize mal ediyoruz. İşte bunun tabii zerreden şemse kadar mertebesi var. Üstad bunların her birine demek ki her sene bir meydan muharebesi. Ancak böyle özümseyebiliyoruz. Tam an hücrelerimize sindirebiliyoruz bunu. Hücreler de yenilendiği için her sene yeniden işlemek lazım. Biz dediğim gibi ıslansak böyle kenarından köşesinden bu tevhid deryasından o bile yeter.